Girne'de de faaliyet gösteren Ada Hastanesi'nde yaşanan fetüs skandalının yankıları sürerken, dün akşam Kanal Sim ana haber bültenine telefonla bağlanan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür, Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim ve Tabipler Birliği adına süreci takip eden Avukat Feyzi Hansel değerlendirmelerde bulundu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ömer Gür, konunun çok ciddi bir konu olduğunu vurgularken sağlık kurumlarına denetimin önemine işaret etti. Şimdi dün olaydan haber aldığımız andan itibaren biz ve Tabipler Birliği olayın içindeydik. Bugün de gerekli kurullarımızı tekrar denetlememiz, dün zaten acil bir ekip göndermiştik biz. Bugün de genel ekip, genel kontrol için ekibimizi gönderdik. Daha sonra da özel hastaneler, özel sağlık hizmetleri danışma kurulunu, denetleme kurulunu topladık. Onun başkanı da benim. Bunun içinde Tabipler Birliği temsilcisi, özel hastaneler birliği temsilcisi, özel hekimler birliği temsilcisi ve yataklı kurumlar dairesi müdürü var. Bunun yasaya uygun bir şekilde polisten de bu arada yazılı bir bilgi geldi bize dünkü şeylerle ilgili. Onun üzerine aldığımız kararı Bakan Bey'e bildirdik. O da gereğin yapılmasını direktifiyle gerekli işlemleri devam ettiriyoruz. Burada siz hepsini ifade ettiniz konuşmanızda. Şu anda bizim o sizin ifade ettiğiniz hastaneye olayın tetkikatını yapmış durumdayız. Şu anda ilgili arkadaşlarımız orada da son şeylerini alıyorlar. Polis ekibiyle beraber. Ben de avukatımızla ve Tabipler Birliği temsilcisiyle Girne Polis Müdürlüğü'ndeyim. Birazdan ilgili hekimlere kararı tebliğ edeceğiz. Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim de iddia edilen suçun kabul edilebilir olmadığını ve soruşturma sürecini an be an takip ettiklerini söyledi. Bizim de yaşandığı iddia edilen bu olaylarla ilgili gerçekten dehşete düştük, kanımız dondu. Yani tabii bunlar bir iddia, soruşturmada sürüyor. Ancak gerek Kıbrıs Tabipleri Birliği yasası, gerek ceza yasasına göre 10 haftanın üzerindeki hamileliklerin sonlandırılabilmesi için ya annenin sağlığını veya bebeğin sağlığını tehdit eden tıbbi bir sorun olması gerekiyor. Yani bizim yasamız bunu der. Kıbrıs Tabipleri Birliği olarak da As Başkanımız Doktor Somut Büyük ve avukatımız Sezgin Hansel bu soruşturmanın içinde Sağlık Bakanlığı'yla birebir çalışıyorlar. Yani soruşturmanın merkezindeyiz. Elbette ki konu soruşturuluyor. Onun için çok daha fazla detaylı bir şey söylememek gerekiyor. Çünkü bir sürü iddia var. Sadece söylemek istediğim şudur. Biz Tabipler Birliği olarak konuyu çok detaylı takip ediyoruz. Yasalarımız açık ve nettir. Etik değerlerimiz, deontolojimiz bellidir. Ve biz bu parametreler ışığında üzerimize düşen her şeyi elbette ki yapacağız. Kanal Sim ana haber bülteninde konuşan avukat Feyzi Ansel de yaşanan olayla ilgili hukuksal süreci değerlendirdi. Şimdi bizim ülkemizde prensip olarak 10 haftaya kadar gebeliklerin sona erdirilmesi yasal. Belli şartlarla 10 haftayı aşmamış hamileliklerde gebeliğin sona erdirilmesi yasal bir uygulamadır. 10 haftayı geçtikten sonra bir takım özel koşulların da tatmin edilmesi şartıyla, işte örneğin bebeğin sağlığı tehdit altındadır, sağlıklı bir doğum olmayacaktır veya anneye veya annenin hayatsal bir organına zarar verici bir hal almıştır gebelik. Yani medikal sorunlarla 10 haftanın akabinde de gebeliğe son verilebiliyor. Evet. Bizdeki yasal durum bu. Bunun dışında gebeliğe son verilmesi suç. Evet, tabii 10 haftayı aşkın süre içerisinde de gerekli işlemler gerçekleştikten sonra... Tabii, onun da yasal koşulları var. Yani tıbbi bakımdan gerekli raporların alınması gerekiyor.
ki o medikal gereklilik ortaya çıksın ve ona göre gebeliğe son verilebilsin. Yani daha açık söylemek gerekirse, hı hı, gebeliğin sona erdirilmesi 10 haftadan sonra elzem olması lazım annemin hayat bütünlüğü için, hı hı, ya da doğacak olan çocuğun işte tedavi edilemeyecek kalıtsal bir rahatsızlığı olması lazım. Hani doğması, doğmamasına nazaran daha kötü bir durum olması lazım medikal açıdan ki gebelik sonlandırılabilir. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Şimdi onu da... tabii bu meselede iki boyut var biliyorsunuz. Bir taraftan polis tahkikatına devam ediyor. Tutuklamalar oluyor. Polis tahkikatını sürdürecek anladığımız kadarıyla derinleştirilecek. Bir taraftan da Sağlık Bakanlığı boyutu var işin. Sağlık Bakanlığı da biliyorsunuz bugün ilgili özel sağlık kuruluşunun tahkikata bağlı olarak geçici süreyle kapatılmasına karar verdi. Tabii hastaların mağdur olmasını önlemek için de bir takım tedbirler aldı. Yani bunlar çok vahim olaylar, rahatsız edici olaylar, toplum vicdanını rahatsız eden olaylar ama işi de birazcık normal akışına bırakmak lazım ki her şey ayıklansın, temizlensin. Günün sonunda kamuoyu, kamu vicdanı rahatlatılabilsin.